Değerli seyirciler, pırıl pırıl bir sabahtan daha, hatta sonbahar sabahından herkese günaydınlar. Güzel bir gün olsun dileklerimizi gönderelim. Umuyorum ki iyisinizdir. Uyandınız, bazı kesim kahvaltılarında, bazıları çoktan kahvaltılarını ettiler. Çocuklarını gönderdiler okula. Böyle işte ev işlerinde ya da televizyon karşısında, internet karşısında bizimle birlikteler şu anda. Gerek internet üzerinden, gerekse ekranları başında bizleri izleyen herkese hayırlı güzel bir gün diliyorum efendim. Bugünün kıymetini bilelim isterseniz. Çünkü sonbaharda böyle bir bahar havasını yaşamak da çok da kıymetli olsa gerek hepimiz için. Ve bu sabah sizinle güzel bir sohbetle karşınızdayız. Yine gündemimizi teşkil eden, şu anda ekranları başında kadın erkek hiç fark etmez, hepinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili konuşacağız bu sabah. Diyeceksiniz acaba ne? En değerlimiz barınacağımız evimiz, yuvamız. Bu çok önemlidir, çok kutsaldır. Her zaman söylerim. Herkesle arkadaş olabilirsiniz, eş dost olabilirsiniz ama evinize kabul ettiğiniz insanlar çok farklıdır. Çünkü sizin mahreminizdir, sizin çok özel yerinizdir, tapınağınızdır, sizin sarayınızdır. Evet, kimisinin küçük 50 metrekaredir, kimisinin kocamandır sarayları, ne bileyim çok büyük metrekareli evlerde yaşıyordur ama ne olursa olsun kapısını açıp da içeriye girebileceğiniz, anahtarını size ait olan bir eviniz, bir çatınız olması çok önemli. Dolayısıyla bu konu bilmiyorum, ben çok önem veriyorum. Herkesin tabii ki bu saatten sonra herkesin evi olabilir, herkes ev sahibi olabilir. Fakat ne koşullarda, nasıl ev alınır, ne yapılır, ne edilir gündemi koruyan bu konuyla sizlerle birlikte olacağız. Ve konuğum Altınok Yapı'dan Alper Altınok, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de böyle güzel pırıl pırıl bir günde yazdan kalma diyeyim. Herkese günaydın diyorum ekranların başındaki. Evet. İyiyiz, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çalışmaya devam, yoğunluğa devam. Allah sağlık verdiği sürece çalışacağız inşallah. Tabii tabii tabii, mecburuz yani çalışmaya. Herkes gibi biz de çalışmaya mecburuz. Aynen öyle. Dediğiniz gibi konut, yaşam alanlarımız bizim için hakikaten çok önemli. Yani özellikle Türk insanının eve bağlılığı çok daha farklıdır. Yani ev bizim gerçekten bir yaşam alanımız. Evet. Evde çok zaman geçiriyoruz, diziler seyrediyoruz, çocuklarımızı büyütüyoruz, dersler çalışıyoruz falan. Kesinlikle. Hakikaten ev bizim için önemli. Çanakkale'de bunun için aslında çok uygun. Yani yeni yapılanan bir yer, gelişen bir yer, istediğimiz konut çeşitlerini bulabileceğimiz, özellikle gelişen teknolojiyle ve şehrin büyümesiyle beraber. Onun için hakikaten önemli. Ya, tabii biz burada konut alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi konutları tercih etmeliyiz? Bunlar üzerinde biraz durabiliriz, yani konuşabiliriz. Ama konut sektörü açısından Çanakkale hakikaten çok hızlı şekilde büyümekte. Hepimiz birebir görüyoruz. Büyük tabii bir şantiye yani. Aslında evet. Türkiye büyük bir şantiye ama hani Çanakkale gelecek ve şu ana kadar gelmiş yatırımlarla birlikte hakikaten çok güzel bir ivme kazandı. Yani biz konut sektöründe olan inşaat firmaları hani bu durumdan memnun. Halkımız da bu durumdan aslında gitgide memnun oluyor. Çünkü aldığımız evler, konutlar gerek oturmak için gerek yatırım için değer kazanıyor sürekli. Yani ben bunlarla evet, ilgili... Evet, çok ani değişimler tabii. Değil mi? Bir müddet böyle aynı konumdayken herhalde bu sene biraz daha bir sıçrama yaptı, bir şey oldu yani. Şimdi Çanakkale'deki konut fiyatları zaten çok makuldü yani bir sene öncesine kadar. Yani hani normal gündelik konuştuğumuz dille söylemek gerekirse geçen sene 55-60 bin liraya olan 1+1 konutların fiyatı 100 binin üzerine çıktı. Yani bu sene hani %100'e yakın neredeyse hani bir artış gerçekleşti. Bu zaten bir tutulan bir rakamdı Çanakkale'de, yani belli bir alışılmışlık vardı. İşte metresi 1000 liradan satılır gibi bir şey vardı. Şimdi bu kırıldı. Tabii buna etkenler çok fazla. Yani her geçen gün yeni yönetmeliklerle inşaatın koşulları ağırlaştırılıyor ki olması gereken bu. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Biraz gecikmiş bir gecikmiş tabii yani bir anda da olmuyor. Yani alışılmışlıklar var. Yani ustalarımızın bile belgesi 2016'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yani hani çalışma belgesi diyeyim. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı ciddi adımlar atılıyor. Tabii bunlar dediğim gibi bir kere de olmuyor. Yavaş yavaş oluyor ve bunların hepsinin birer maliyeti oluyor. Yani bunlar da yansıyor dolaylı olarak. Bir de tabii şehrin gelişmesi, büyümesi, yer bulunamaması, merkezden özellikle bahsediyorum. Gelişmesinden ziyade bir de planlı gelişmesi lazım. O tabii çok ayrı bir konu şehir plancılığıyla alakalı. Ya şimdi aslında
Kepez tarafı, Karacaören tarafı biraz daha planlı gelişiyor. Sitelerin olması, kendi içinde yaşam alanları, yani işte otoparkının kapalı, açık havuzunun olması, çocuk oyun parklarının olması kendi içinde bir organizasyon oluyor aslında yani. Evet, hani evet. ama merkez de çok kolay değil. Yani bu hakikaten çok kolay şey yapılacak değil. Çünkü parseller küçük küçük, bazıları hani zamanında yapılmış hatalar ya da işte o zamanın imar planı olmamasından dolayı yapılmış. Özellikle merkezimizde çok sıkıntılı. Yani hani belli bir düzeni oturtmak çok zor. Dönem şeyin orası, Sarıçay'ın o sanayi dediğimiz o eski küçük Evet. sanayinin olduğu Evet. yerle alakalı çalışmalar var. İnşallah başarıyla sonuçlanır. Çanakkale için de merkez çünkü yani hani Evet. insanların gelip Çanakkale'yi tanıdığı yer aslında burası. Daha bir düzenli olması çok daha iyi olur. Yani her yönden iyi olur. Evet. Binalara bakıyorum şimdi, geri dönüşüm de önemliydi. Kentsel dönüşüm. Merkezdeki kentsel dönüşümde gerçekten binaların bir kısmı durdu galiba, değil mi şimdi kentsel dönüşüm? Yok, devam ediyor. Devam Yok, ediyor mu? devam ediyor tabii. Ama yine de hani istenilen randıman alınabildi mi, alınamadı mı? Ben de çok bilmiyorum. Daha sonrasında ne olacak onu da bilmiyorum ama hani tek düze, klişe sanki böyle eski binalar yeniye dönüştü. Öyle mi Şimdi olması gerekiyordu? kentsel dönüşüm devam ediyor. Kentsel dönüşümü Çanakkale'de biz şu anda bundan faydalanan bir sürü müteahhit arkadaşımız var ya da yer sahibimiz var. Eski binalarını yenilemek isteyenler için, yani bu tek parselde de olabilir, ada bazında da olabilir. Devletin sağladığı şöyle bir imkan var. Rapor alıyorsunuz, çürüktür raporu. Bunu belli firmalar yapıyor. O rapor doğrultusunda muafiyet belgesi diyeyim veriliyor. Bununla birlikte siz 18 ay boyunca kira yardımı alıyorsunuz içinde oturan insanlar. Yani eviniz yapılana kadar. Evet. Müteahhite de verebilirsiniz. Kendim yapacağım derseniz düşük faizli, işte belli bir süre geri ödemesiz koşullarına göre, şeyine göre kredi imkanları var. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Burada bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ama genel anlamda yani şimdi Çanakkale için konuşmak gerekirse o sanayinin orası, biraz önce söylediğim Sarıçay'ın, Evet. Fevzi Paşa Mahallesi. Yani bu tip yerlerde aslında toplu bir İstanbul'da yapılan gibi yapılsa çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ama kişisel bazda bazı kişilerin itirazı sonucuyla buna da tam gidilemiyor. Yani Çanakkale gibi küçük bir yerlerde. Şu anda müteahhitlerle yer sahipleri arasında dönen bir sistem Çanakkale'de. Ama biz sadece bunu şeyinden, yani eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. Evet. Ama daha planlı tabii ki, yani bir ada bazında ya da işte bir mahalle bazında ele alınmış olsa sokaklarından işte adaların kendi parsellerinin bölünmesine Evet. kadar çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani otoparkını ayırabilirsiniz, yeşil alanını ayırabilirsiniz, çocuk parklarını O ayırabilirsiniz. sisteme geçemedik daha. Yani geçemedik, evet, maalesef. Yani altta otopark, ne bileyim, büyük balkonların olduğu, içeride daha böyle yaşam alanının daha farklı olduğu. Ben gözlemlediğimi hemen size söylemek istiyorum. Siz de katılıyor musunuz bu konuda? Yani insanlar geri dönüştürsün, para kazanabilsin diye artık 2 artı 1, 3 artı 1'den ziyade 1 artı 1'lere çok düştüler. Bütün evler 1 artı 1. Öğrenciye yönelik, hani artık tabii öğrenci kenti evet olduk sayılır ama yine de burada yaşayan insanlar var. Böyle değil mi? 1 artı 1 değil mi genelde? Şimdi 1 artı 1, evet. 1 artı 1 bizim küçük altınımız. Çeyrek. Ya ben öyle diyorum en azından. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi, çok güzel. 1 artı 1 tabii öğrencinin, Çanakkale'de öğrenci nüfusunun artmasıyla birlikte talep patlaması oldu Çanakkale'de. Yani evet, öğrenci için de çok uygun. Kiralaması uygun, eşra olarak düşündüğünüz evet zaman daha uygun. Aileler, yani öğrencinin yaklaşık artık hazırlık her bölümde var hemen hemen. Yani bir 5 seneye dayanıyor evet, öğrencilik süresi. Uzadığını düşünürseniz, kaldığını düşünün. Yani 5-6 sene en az 5 sene diyoruz. Burada kalıyor. Yani kiralara baktığımız zaman kiralar da çok hani böyle ucuz ya da cüzi rakamlar değil. Kredi parasını neredeyse kirayı ödemiş oluyor. Yani hani ev sahibi olmayı tercih ediyor öğrencilerin aileleri, buradaki durumu olanlar tabii ki. Hani kira vereceğini yanına da bir tane öğrenci arkadaşını alırsa tamam, hani hakikaten bedavaya kalmış oluyor. Aynen Ev okul sonunda kendilerine kalıyor. Hani bu sebepten dolayı bir yatırım aracına dönüştü artık. 1 artı 1 konut, hani barınma ihtiyacından çok yatırım aracına döndü. Yani o yüzden de çabuk satılabilirliği, daha çabuk kiraya verilmesi nedeniyle, yani piyasasının çok olmasından dolayı tabii 1 artı 1'lere talep de arttı. Böyle olunca
Sonuçta bu iş ticari olarak yapılan bir şey. Merkezimizde, Çanakkale merkezinde de parseller dediğim gibi böyle büyük binalara ya da büyük dairelere çok müsait olmadığı için tabii şu anda tek bina olan 2 artı 1 rahat böyle oturulabilecek bir yeri biz ne yapıyoruz? Alıyoruz, bölüyoruz 2'ye. Hani 1 artı 1, 2 artı 1 çıkarsa bu şekilde pazarlıyoruz ya da satıyoruz. Yani talep de var. Hani şu an için talep ve arz talepte bir sıkıntı yok. Ama şunu söylerseniz çok haklısınız. Ben şehir içinde şöyle rahat 3 artı 1 ev arıyorum dediğiniz zaman yok. Ya da bulabileceğiniz evlerin fiyatları çok fahiş fiyatlarda. Her kesime hitap etmiyor. Karacaören tarafında, Esenler'in üst bölgesinde, Kepez'de demin dediğim gibi yeni gelişen yerlerde bu şekilde sitelerde binalar, daireler mevcut binalarda. Daha geniş şeyler, metrekareler. Tabii bunlarda da biraz daha normalin üzerinde. Çünkü kendi yaşam alanlarının dediğim gibi havuzu var, işte fitness center'ları var, kapalı otoparkları var, bahçe düzenleri var, güvenlikleri var. Böyle olunca maliyet artıyor tabii ki yani. Hani bunun şimdi iki yönlü var. Alırken bir masraf, bir de içinde otururken aidat masrafı var. Hepsini düşünüyor insanlar. Yani şimdi bir 200-250 lira aidat dendiği zaman neredeyse bir kiranın yarısına geliyor. Yani hani herkes de bunu karşılayabilecek düzeyde değil ya da hani krediyle ancak kendini ayarlamış da alan bir kişi için bu 250-300 liralar ciddi rakamlar oluşturuyor. Hani o yüzden de pek o tarafa gidilemiyor gibi bir şey var şu anda Çanakkale'de. Burada da yer yok. Herkes belli bir ölçüde 2 artı 1 ya da 1 artı 1 gerçi gençler yadırgamıyorlar artık. Gençler neden yadırgamıyorlar? Küçük olsun, iş olmasın, aman hemen şurada mutfakta hiç bulaşık olmasın, işte ne bileyim evim dağılmasın, etmesin, hatta kimse gelmesin, gitmesin gibi falan dışarıda yiyorlar, içiyorlar. Bir akşam işte gelip yatıyorlar, ediyorlar. Ama maalesef ki bizim çocukluğumuz öyle değildi. Biz böyle bir misafir odamız vardı. Oraya her zaman girilmez. Misafir gelince girilir. Bizim böyle sedirlerimiz vardı. Dantellerimiz asılıydı. Aynen öyle. Ben sedirde büyümüş bir çocuğum. Biliyorum sedirin ne kadar keyifli olduğunu. Maşınga'da işte o pişen kestanenin tadını biliyorum ben. Evet, biz de bilenlerdeniz. Ne kadar güzeldi. Şimdi öyle bir evden böyle bir artı bir girip de bakıp da işte ne bileyim, hatta bir artı sıfırlar var değil mi? Evet, stüdyo daireleri var. Evet. Aynen öyle. Hani neresinde oturacaksın, neresinde yatacaksın, neresinde kalkacaksın falan, ama dediğim gibi gençler biraz tembeller galiba. Şimdi biz bu tabii Amerikan mutfak, hani açık mutfak, kapalı mutfakta çok yaşıyoruz. Şimdi genç dediğiniz gibi özellikle karı koca çalışıyorsa eğer zaten otel niyetine kullanıyor ev genel anlamda. Ne kadar zor bir hayat. Ya şimdi tabii ki yani çocuklar var, çocukların aileyle geçireceği zamanlar var. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi o kestane muhabbetleri, o kestane olurken başında bir muhabbet dönüyordu eskiden. Ama şimdi tabii maalesef o sıcaklığı kaybediyoruz. Yani tabii çok geniş konuttan giriyoruz şeye, hepsi birbirine bağlantılı ama çocuklarımız sanal dünyaya yelken açıyorlar yani bu sayede. Anne işte, baba işte, gece geliyorsunuz anca bir yemek işte dedi ya, dışarıda ya hazır yemekler yeniyor. Böyle bir hayat var. Aslında zor dediğiniz gibi. Şimdi konutla ilgili kısmına gelirsek, satışlarda özellikle yani belli bir yaş grubunun üzerindeki insanlar kesinlikle açık mutfak tercih etmiyorlar. Şimdi hani böyle tabii biz her gün muhatap oldukça bu şeylerle. Yani en çok şeydir ya, bir misafir girse mutfağımın kapısını kapatırım diyor yani oradaki bulaşık. Evet. Ben öteki türlü hani burada bir tane bulaşık kalmaması lazım. Bütün gün iş yaparım hani mantığı var. Ondan sonra bir yemek yapıldığı zaman tabii bizim kendi yemeklerimiz yani kokusu olan evin içine yayılan yemekler. Hani onu istemiyorlar, camını açarım kapısını kapatırım diye. Ama yeni nesilde böyle bir kaygı olmadığı için yani en fazla. Makarna yiyorlar çünkü evi. Yaprak sarıp oturup yiyecek halleri yok. Mutfakla alakalı bir orada güzel bir mutfak olması, alınlığının güzel olması, tezgahının güzel olması bir dekoratif etki yaratıyor yani orada. Eski salonlarımızdaki o vitrinlerimizin yerine mutfaklar almış durumda yani şeyde. Kesinlikle. Tabii insanların belki kültürümüz de bu şekilde değişiyor. Yani hani iyi midir kötü müdür? Tabii orası çok tartışılacak. Tabii, herkes yaşadığı alanı oluşturmaya çalışıyor aslında. Bunu da biz mi öğrettik? Biz aslında böyle yaşarken bizim de gözümüz var. Tabii ki. Bizim de daha güzel de, daha rahat da, daha konforlu da. Kimin gözü olmaz? Herkesin gözü var değil mi? Ama ne mümkün ki havuzlu bir evde zamanında oturabilmek, ne mümkün ki havuzu görebilmek. Tabii. Öyleyken şimdi biz acaba çocuklara da biraz fazla mı rahatlık bırakıyoruz?
Bakalım ama... onlar ne yapacaklar, nasıl binalar yapacaklar onu da merak ediyorum açıkçası. Tabii sürekli gelişiyor yani şimdi hani Çanakkale için konuşalım. Çanakkale'de havuz yoktu. Tabii. Yani bırakın hani kendi evinin tabii. önünde havuz olmasını. Denize, deniz kültürümüz vardı. Hı hı. Sürekli herkes ez olduğu zaman şeyini hazırlar, yemeğini alır yanına. Denize giderdi yani. Şimdi o bile farklılaştı. Beach oldu bizim plajlarımız. Yani hani orada da gidiyorsunuz, işte üzerinizi değiştiriyorsunuz, masanıza servisleriniz geliyor. İşte VIP böyle şeyden işte hasırlı yerlerimiz rahat evet. rahat şey yapıyoruz. Yani hani şimdi eskiyle yeni hani belki de eskiyi tabii bir özlem, bir anı bizim yaşamıştığımız yani çocukluk yılları nedense her zaman güzel. Yani kötü anılar hiç yok. Var mıdır hiç acaba fenere yüzmeyen delikanlı kalmış evet, mıdır? Evet bizim zamanımızda mi? Herkes tabii, fenere tabii. gitmek bir şeydi böyle bir yani başarı. Böyle bir anı evet. duydum yani tabii, Çanakkale gibi Çanakkale'de. Bir yerde çok enteresan. Hamidiye'den plajın şeyini evet, oradan evet. yüzüp gelmek bir başarı şeyiydi aynen yani simgesiydi yani. Aynen öyle. E tabii şimdi böyle şeyler yok. Havuzlarımız var, yazlıkların önlerinde var, siteler de var. Ama şimdi tabii şehrimiz de büyüyor, kalabalıklaşıyor. Yani ben Barbaros Mahallesi'nde büyüdüm. Hı hı. Şimdi sokakta oynadığım günler aklıma geliyor. Geçen araba sayısı sayılıydı. At arabaları geçerdi. Arkasına böyle binmek o zaman şeydi. Evet. Hani bağırırdı at arabacısı evet. falan böyle hani inin düşeceksiniz evet. diye. Hani o bizim için bir atraksiyondu, Müştü, eğlenceydi yani. Değil hani değil mi? Çocuğunu dışarı bıraktığın zaman yani o sokak kültürü dediğimiz hani mahalle kültürünü biz abiler, kardeşler orada oynuyorduk. Herhangi bir tehlike gelmesi söz konusu değildi yani o zaman. Ama şimdi evet. kimse çocuğunu hani şurada şehir içinde nereye bırakacaksınız? Yani arabalar vızır vızır, kalabalıklaştı şehir yani. Senin çocuğuna illa biri sahip çıkıyordu yani hatırlarsanız. Yine bunu yapan biziz. Salçalı ekmek evet. her çocuğun şeyidir. Yani bir anne çıkar kesinlikle. Oradan çocuklara verir aynen. bir şekilde karnını doyurdu. Şimdi aynen. yani çocuk dışarıda kalsa yolunu bulamayacak neredeyse. Yani küçük çocuklardan bahsediyorum. Evet, evet. Böyle bir ortamda da gereksinim oldu aslında. Yani insanların çocuklarıyla ya da evde otururken dışarıya salabileceğiniz, oynatabileceğiniz zaten çocuğunuza bir yer birisi yaklaşıp da yardım etmeye gayret gösteriyorsa o kötü bir şey. Tabii tabii. Yani İyi bir şey değil şu anda. O yüzden böyle yaşam alanları oluşturmak zorunda kaldık aslında. Yani bu hı-hı. lüksten ziyade ihtiyaç. Yani cep telefonu ilk çıktığı zaman lükstü, arabalar lükstü. Şimdi arabaya kimse lüks diyemiyor. Cep hı-hı. telefonuna kimse lüks diyemiyor. Ya da laptoplara kimse ya masaüstü varken niye laptop kullanıyorsun gibi bir cümle. Şey yapamıyoruz, kullanamıyoruz yani. Hı-hı. Onun için bunlar da bir gereksinim. Hani dediğiniz gibi daha sonra kendi evin içinde havuzlar olmaya başlarsa. Yani şaşırmayayım. şaşırmayalım yani. Bizim çocuklarımız döneminde. Aynen öyle. Bunlar da ister istemez çocuklarından kopamayan ya da işte çocuklarını daha temkinli büyütmek isteyen ailelerde toplu konutlara dönüşüyor tabii, değil mi? Tabii. Böyle kendi içinde küçük şehirlere aynen, evet. dönüşüyor. Çok, çok doğru. İster istemez bu küçük şehir içerisinde işte kasabından tutun, bakkalından, bakkal kalmamıştır artık tabii ki. Marketinde. Market. Gerçi böyle işte daha küçük olan yerlerde elbette ki vardır da marketi, ihtiyaç ne söz konusuysa her şeyin karşılanabileceği küçük yerler. Dolayısıyla oradan dışarıya çıkmanıza gerek kalmıyor. Böyleleri daha avantajlı galiba. Yani şimdi bir nesile sorarsanız hayat bitti diyorlar. Hı hı. Ama gelecek nesile yaşam koşullarına baktığınız zaman da evet öylesi daha iyi. Yani hani şimdi sanal alemde çok zaman geçiriyor çocuklarımız. Cep telefonuyla çok haşır neşir oluyor diyoruz mesela. Bundan hı hı. yakınıyoruz ama biz kendimize göre değerlendiriyoruz her şeyi. Evet. Şimdi hani baktığımız zaman gelecek yani bundan sonra cep telefonu yok olmayacak. Teknoloji geriye gitmeyecek. Yani aksi bir durum olmadıktan sonra. Evet. Yani biz sürekli üzerine kullanmayı öğrenene kadar. Evet yani bizim nesil ben 38-39 yaşındayım. Yani normalde genç nüfusun içinde yer almamıza hı-hı. rağmen biz bilgisayarla cep telefonuyla sonradan tanıştık. Yani biz hala sorguluyoruz ya bunu nasıl yapabiliyor diyor biliyoruz. Yani aklımızda ilk önce bir soru işareti çıkıyor ama evet. benim 4 yaşındaki oğlum iPad'ten istediği gibi açıp istediği oyunu seyredip oynayıp istediği filmi bulabiliyor yani bu da çok enteresan. Bu, evet. Ya bunlarla yaşamayı bunlar onlara çok normal şeylermiş gibi yani onun için... Yaşam standartları, kalitesi, teknoloji yükseldikçe bununla beraber yaşamak zorundalar. Aslında hani iyi mi kötü mü derken bunları da biraz düşünmek lazım. Yani hı hı. Bu çocuklar evet artık tabletten ders dinliyorlar.
cep telefonları, WhatsApp'lar, gruplar, onların üzerinden haberleşiyorlar, ödevlerini buradan paylaşıyorlar. Evet. Yani ciddi bir mecra aslında yani baktığınız zaman, faydalı kullanıldığı zaman. Tabii bir sürü eksi yönleri de olabilir. Yani bundan 40 sene, 50 sene önce de televizyona da bir sürü başka icatlar diye söyleyenler vardı. Tabii, yani tabii, bu bununla tabii, tabii, gibi tabii. Yani hani onun için aslında hani gerek kendi yaşantımızda, teknolojiyle, evlerle, biliyorsunuz şimdi konut sektörüyle alakalı akıllı evler söz konusu. Yani öyle mi? Onu bilmiyorum. Bilmiyor Biraz musun? Açın. Yok, bilmiyorum, duymadım. Akıllı evler de mi var? Şimdi şöyle... Tabii akıllı tahtalarda büyüyen çocuklara akıllı, akıllı ev evler lazım. Tabii şimdi tabii bu yurt dışında daha önce uygulanan bir şey. Büyük şehirlerimizde uygulanan. Burada da bazı ufak ufak örnekleri var. Bazı inşaat firmalarının yapmış olduğu. Evinizin bütün sistemlerine yani elektrik, ses sistemi, ısıtma soğutma sistemleri, doğalgaz, su sistemlerine bir beyin diyeyim oradan yönlendiriliyor. Evet. Yani kapalı panjurlarınız açılan elektronik sadece varsa, uzaktan kapı kumandayla kilidiniz, belki bir düğmeyle. Cep telefonundan ya da bilgisayardan işte kameralarınızı telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. Siz evden uzaktasınız. Işıklarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. İşte televizyonu açıp kapatabiliyorsunuz. Hani evde bir insan yaşıyormuş efekti verebilmek adına. Evet. Ya da musluğumu açık unuttum, işte doğalgazımı açık unuttum, elektrik mi açık unuttum, ocak mı yandı derdinden kurtuluyorsunuz, oradan takip edebiliyorsunuz. Ya da dışarıdasınız, işte bir hafta kışın yoksunuz evde, eve geleceksiniz, ısıtma sistemini çalıştırıp siz gelene kadar evin ısınmasını sağlıyorsunuz. Hani bu tip sistemler var artık hayatımızda. Yani şimdi hani... Kimin hayatında var bunlar? Var genel mı? Olarak insanlığın... Kimin hayatında bunlar merak ettim. Vallahi şu anda bende yok. Allah versin gözümüz yok ama neden olsun. Ya tabii hepsi bir şey biz yani akıllı telefonların daha şeyine ulaşamadık. Yani tam anlamıyla kullanımına evet. Ulaşamadık. Tabii her yeniliğin de bir dezavantajı da oluyor tabii hayatımızda. Yani hem maddi hem bir de bu külfeti var getirdiği böyle iş olarak. Akıllı evler bunlar evet, tabii ki. Yani akıllıymış, güzel. Hatta çoğu firmalar bazı market zincirleriyle anlaşıp iPad'ten ya da kendi şeylerine bağlanıp işte eksiklerini sipariş vererek kapıya getiriyorlar. Yani bu kadar daha ileri gitmiş evet. Durumda olan siteler var. Yani İstanbul'da var böyle. Çanakkale'de yok değil mi şu an? Çanakkale'de bildiğim kadarıyla yakın olanlar vardır. Yani. Yakın olanlar var. Yani tam anlamıyla tam konsepti... oluşturan bildiğim kadarıyla yok ama bunların güvenlik sistemleriyle birlikte kamera şeyini kullanan var. Birkaç böyle ayrı ayrı kullananlar var. Şimdi bağlayacak olursak bunu bir yerlere bağlamak lazım. Tabii. Böyle evlerde yaşabilmek için de iyi mesleklerde, iyi işte olanlar insanlar lazım. Çanakkale zengin mi? Çok mu zengin? Çanakkale aslında bunu daha önce de hep böyle şey yaptık. Çanakkale fakir bir şehir değil. Yani şimdi bu tabii hepsi birbirine bağlı dediğim gibi. Öğrenci şehri. Ama diyoruz. Şöyle bir durum var. Çanakkale'nin büyümesi, Çanakkale'nin gelişmesi, şimdi bizim iş yapmayacak, altın durumda duran birçok arsamızı ya da yeni imarların açılmasıyla birlikte değer kazandırdı. Hı hı. Bu değerden kaynaklanan zenginlerim, yani parası paraya dönüştüğü için farklı iş kollarına yatıranlar var sermaye olarak harcayıp da. Evet. Dışarıdan gelen yatırımlar tabii ki aldıkları... Buradaki inşaat firmalarını dolayısıyla biliyorsunuz inşaat sektörü çok geniş bir sektör. Yani evet. Lokomotif sektördür her zaman için. 200 küsür tane, 280 tane hani sayılar artabilir, çoğalabilir. Direkt olarak etki ettiği sektör var. Yani Çanakkale için düşündüğümüz zaman inşaat sektörünün hareketli olması, Çanakkale'deki bütün esnafın hareketli olması. Kesinlikle. Yani şimdi bağlayacak olursak gazetelere bakın. En çok reklam inşaat firmalarının var. Yani nispeten doğru. Hani bir şekilde katma değeri oluyor. Yani Çanakkale'de tabii ki iş alanı olarak çok büyük iş alanlarımız yok maalesef. Köprüyle birlikte inşallah bunlar da olur. Planlı bir şekilde tabii bunların. Hani doğayı ya da işte yaşam alanlarımızı kastederek ya da kirleterek değil. Alışveriş merkezi geldi yakın bir zamanda. Hı hı. Ciddi iş imkanı sağlıyor. İşte Hilton projesi var gündemde son aylarda. Evet. Öyle mi olsun böyle mi olsun. Hani bunlar ciddi yatırımlar ve Çanakkale'nin geleceğine yönelik yatırımlar. Bu Çanakkale'de iş imkanının kısıtlılığı durumu gerçek ama para olarak mesela şimdi kredili satışlarda ve kredi ödenmesinin en yüksek oranı Çanakkale'de. Yani
herhangi bir sıkıntı yok kredi geri ödemelerinde problem çekilen. Yok. Problem yok yani hani istatistiklere baktığımız zaman. Şöyle bir Çanakkale sokaklarına baktığımız zaman yani maşallah inşallah insanların daha da iyi olur. Arabalara baktığımız zaman gayet artık iyi durumda. Artık bir evde iki tane üç tane araba var. Tabii tabii yani hani ikinci araba bile lüks olmaktan çıktı. Evet. Hani şimdi böyle bir yerde çok mu fakir çok mu zengin? Tabii bir İstanbul'la kıyaslayamayız yani dünyanın gözü İstanbul'da. Hı-hı. Büyük İzmir'le kıyaslayamayız. Hayat koşulu yani. Da çok farklı. Tabii ki yani burada 2000 liraya 3000 liraya... rahat yaşayabildiğiniz bir ortam orada 15-20 bin liraya yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Yani hani o rahatlığı sağlayabilmek için. Ama Çanakkale biraz da şöyle bir durum var. Yani Türkiye'nin genel yapısıyla alakalı belli bir istikrar olduğu zaman insanlar o bankadaki mevduat hesabı olan çok insan var Çanakkale'de. Pardon. Bunlar dövize... İşte faize ya da altına yatırım yapan insanlarımız da var burada. Hı hı. Hatta röportaj böyle ara ara veriyorum. Konut en yani diğer ulusal basında da çıkıyor tabii. Konut hı hı. Hakikaten bunlara rağmen çok kazandıran bir ve sürekli olan bir tabii, yatırım yani aracı. Geçen seneye göre bu sene tabii, herkes %100 ikiye yani katladı. Şimdi siyasi istikrar diyeyim artık yani. Bu sağlandığı sürece insanlar paralarını harcamaya çekinmiyorlar. Yani hani bankada duracağına ev alayım, bankada duracağına işte iş yeri açayım gibi evet. Bir düşünce oluyor. Hı hı. Hani istikrar sağlandığı zaman Çanakkale'deki hareketlilik daha çok gözüküyor. Yani hı hı. Durgun para olduğu için yani şeyden çok hani evet. Bankalarda değerlendirmeye dönüyor insanlar. Yani işte dövizde dursun ya da işte faizde dursun ya da repoda dursundan ziyade hı hı. Hani konut almaya yöneliyor. Şu anda Çanakkale'de şöyle durumda olanlar var. Mesela müteahhitlerden 4-5 tane ev alıp yatırım için temelden ki bunu biz şu anda da ben ısrarla tavsiye ediyorum şu son 3-4 aylık süreçte. Hı hı. Seçim var önümüzde tabii. Gene bir durgun bir sıkışmış bir piyasa var aslında. Seçim sonuçları ne olursa olsun bir şekilde bir fiyat yansıması olacak bu dolardan dolayı. Çünkü 2-3 ayda %30'a varan bir değişim oldu şeyde döviz tabii, piyasasında. Tabii. Bu yansımadı. Özellikle Çanakkale'de hiç yansıyamadı. Dediğim gibi bir seneden bu zamana zaten bir fiyat artışı olduğu için hı hı. Yani bunlar üzerine eklenmedi. Ama maliyetler hatta hakikaten yani Çanakkale'deki durum şu sırf inşaat maliyetleri ve dolarla döviz endeksi değil. Yer sahipleri de kendini arttırıyor. Arsa sahipleri %20'lerden %50'lere, %60'lara çıktı. Evet. Hani böyle katlana katlana gidiyor. Seçimden sonra bir istikrarlı bir tablo çıkarsa insanların güveneceği, rahat edeceği muhtemelen bu artarak devam edecektir. Yani dışarıdan da çok yatırımcı var Çanakkale'ye gelen. Yani tabii. Yatırım yeri olarak görüyorlar. Yani evet. Hani gelişmekte olan bir şehir. Buradan yatırım yapıyorlar. Şimdi hani bunları düşünürken Böyle bizim şehrimize maddi imkanları daha iyi olan insanlar da gelmeye başlayacak. Şimdi hani bir Hilton'un gelmesi, müdürü, genel müdürü ya da gelen giden insanlar bakımından düşündüğünüz zaman gelir evet. Düzeyi yüksek insanlar olacak. Kesinlikle. Böyle yükselecektir muhakkak. Kesinlikle. Yani hani Çanakkale'nin önü gerçekten çok açık bu konuda. Hiçbir şekilde umudumuzu yitirmememiz lazım. Tabii dönem dönem zorluk oluyor. Yani iş çok, para yok. Son zamanların tabiri. Geçici. Yani artık gördük. Yani Türkiye bazı şeyleri çok aşamamış. Yani çok şükür gene böyle hani hükümet kurulamadı, siyasi istikrarsızlendi, terör olayları tırmandı. İşte evet. Zaten dünyada bir 3. Dünya Savaşı yaşanıyor bizim sağımızda, solumuzda, her yerde. Buna rağmen gene kötü bir durumda değiliz. Yani çok, çok şükür. Yani tabii. İnşallah daha da kötü olmaz. Hani o istikrar bozulmadığı sürece hakikaten Türkiye'de işler yolunda gidiyor ve gidecek inşallah. Hı hı. Yani bütün dünyada da yükselen değer olarak nitelenen, yani bunu biz söylemiyoruz yani gazetelerden, evet, şeylerden evet. Okuduğumuz zaman. Çanakkale'de bunun içinde Türkiye'de çok şanslı şehirlerden biri. Yani burada olmak, Çanakkale'li olmak, bir de biz Çanakkale ismi, yani biliyorsunuzdur ismi çok büyük Çanakkale'nin, hakikaten çok büyük. Yani tarih anlamında, şehitlerimiz tabii. Anlamında, Truva anlamında yani her yönden çok büyük ama bugüne kadar pek içini dolduramamışız. Yani bunları pazarlayamamışız. Çanakkale'mizi anlatamamışız. Bundan sonra daha da duyulmaya başladı. Bu şehitlerimizin işte gelen insanlar tabii gördükçe bu tarafa geçip Çanakkale'yi tanıdıkça daha çok seviyorlar. Çanakkale'yi evet. Sevmeyen insan yok. Yani hani yok. Hakikaten çok etkileniyor gelenler ay, insanlar buraya. İnsanlar da Çanakkale'yi izlemekten gurur duyuyorlar. Tabii. Yani bu da çok önemli. Ama böyle oldukça fiziksel yapısı hiç bozulmadan hep yenilikler geldikçe daha bir onur gurur duyacağız. Tabii. Şimdi Çanakkale'ye gelenler diyorlardı ki ay
hiç böyle hayal etmiyordum. Çok küçücük, işte çarşısı çok küçücük, şöyledir, İsim böyledir falan. İsim çok büyük ama yani. İsim çok büyük de işte hakkını vermek de lazım ya. O yüzden öyleydi. Ama şimdi bu tabii yapılaşmayla alakalı olacak, bu alışveriş merkezlerinin gelimiyle. Bunların hepsi gelse mi gelmese mi, olsa mı olmasa mı gibi tartışmalar her zaman yaşanacak. Ama maalesef ki gelişime ayak uydurmak lazım. Hep bu gelişimin bir üzerine katlaya katlaya gidecek ki büyüyecek. Ama öyle ama böyle. Herkes korksa da küçük İstanbul olacağından maalesef olacak. Biz de korkuyoruz. Tabii şu anda biz çok lüks yaşıyoruz. Tabii. Yani gerek çocuklarımız gerek biz çok lüks yaşıyoruz. Çok rahat, çok güzel bir memleketteyiz çünkü. Tabii olayların yaşandığı başka illeri düşünürseniz bilmiyorum ki yıldızlı yaşıyoruz tabii, hatta. Tabii. Ama Tabii, hani bunu bozmadan, koruyarak bu şekilde yaşamaya devam edebilirsek zaten bir sorun kalmaz. Ya şimdi bu hani Çanakkale ile ilgili hakikaten çok tartışılan bir konu. Hı-hı. Köprü olsun mu olmasın mı? Şimdi Çanakkale'de bir işsizlik problemi var. Var. Gençlerin... Ama iş bulama... Pardon, işçi bulamama problemi de var. Var var, vasıflı... Yetişmediği vasıflı için kişi yok yani işte. Çanakkale'de. Evet. Biraz vasıfa sahip olan insanlar da büyük şehirleri tercih ediyorlar daha fazla kazanabilmek adına. Yani her Çanakkale'li ya da küçük şehirde yaşayan gençlerin üniversite, liseden sonraki zamanda, üniversite sonrasında o şehirden kurtulup İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşamayı hayal etmiştir yani hep beraber. Şimdi biz kendi değerlerimizi burada tutamazsak, kendi çocuklarımızı yani iş yapacak, eğitimini almış, işi profesyonelce yapacak insanları burada tutamazsak büyük şehirlere kayacaklar. Yani orada da aslında hani belki buraya göre daha fazla para kazanacaklar ama hayat standartları daha kötü olacak aslında. Yani oluyor da yani hani tabii, buraya göre. Bunları bu çocuklarımızı ya da bu gençlerimizi burada tutabilmek için iş imkanına ihtiyacımız var. Bu i̇şte yani, 1+1 evleri sattık, evleri oldu. Evleri oldu. Okulu bitirecekler, oturacaklar, kalacaklar. Yani ne yapacaklar değil mi? Yani hani kafelerde geçmez bu. Aynen öyle. Ondan sonra işte Hilton'dur ya da herhangi bir sanayi kuruluşundur gelmesi. Mesela Çanakkale'ye İçtaş geldi. Binlerce kişi çalışıyor. Yani bu kötü bir şey mi? Yani hani bunu böyle sorgulamak lazım. Tabii biz bunların çevreye olan zararını ya da işte genel olarak zararlı olabilecek. Artıları eksilerini karşılaştırıp zaten yerel yöneticilerimiz var. Yani bunların şeyini almak zorundalar zaten. Bu şehre zararlı bir şey olmasın. Yani bunu kimse istemez ama gelişmek zorundayız. Artık bütün aslında sınırlar kalktı. Ekonomi tek bir ekonomi. Dünya ekonomisi var. Ya içinde var olacaksınız ya da yok olacaksınız. Yani biz bu gücü sağlayamazsak kendi kalkınmamızı bir de ekonomide orta gelir tuzağı diye bir şey var. Son zamanlarda bu da konuşuluyor. Biz bunu üretimle aşabiliriz, gelişmeyle aşabiliriz. Yani bilişimde mesela yani en çok kazandıran artık elektronik bilişim çağı. Kendi programını yazamazsan, istersen şu bina kadar makine yap. Programını yazamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bunları geliştirmedikten sonra... Bunların da hepsi yatırımla oluyor maalesef. Yani bir şeylerin olması lazım, bir dinamik olması lazım ki bu üretimler gerçekleşsin. Yani bu tabii devletimizin en üst kesiminden sokaktaki vatandaşımıza kadar yansıması lazım bu enerjinin. Kesinlikle. Ki bu ülke olarak kalkınmak lazım. Yani tek başına bir şirketin ya da devletin tek başına bir konuda bir şey yapması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani halka inmesi lazım. Toplum olarak da istikrar sağlamak gerekiyor. Tabii. Yani halka aslında inmesi işte lazım. Aslında işte gene bizde bitiyor ama öyle ama böyle yapacağımız işte tercihlerimizde evet yani geçim sıkıntısı yok mu? Var. Var. Yani maalesef ki ben her zaman yine aynı konuyu savunuyorum. Siz de katılıyor musunuz bilmiyorum ama aynı kriterde yaşamıyor herkes. Birisi bir uç noktada. Ben Çanakkale'de de görüyorum. Ya çok lüks yaşanıyor ya çok aşağılarda. Hatta çok aşağılarda demeyelim de yani. Ortanın altında yaşayanlar var. Orta dediğimiz kısım çok kalmadı gibi bir şey. Yani iki kesim var gibi düşünüyorum ben. Bundan sonra ev alacaklar. Şimdi mesela ev alacaklar. Birçok müteahhit var. Birçok firma var. Birçok. Kayıtlı kayıtsız birçok firma var. Sonuçta bundan sonra daha da fazlalaşacak edecek ama... Bir gerçek var ki içinde sıyrılmış, bizim bildiğimiz ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz sizin gibi insanlar da var. Dolayısıyla bir başarıdır bu. Size güvencin bitmiyor olması bir başarıdır. Bunu genç yaşta da
temin etmiş olmanızdan dolayı ben sizi tebrik etmek teşekkür istiyorum ederim, öncelikle. Sizin nezdinizde firmalar da var, yok değil. Var. Dolayısıyla işte ama sayılı. Onun dışında tabii insanlar tereddüt ediyorlar. Alsak mı, almasak mı, ne yapsak, ne etsek diye. Yine de bildikleri her zaman pişman olmayacakları tercihleri yapmaya gayret gösteriyorlar. Bundan sonra ev almak kolay mı, zor mu? Faizlerden biraz bahsedin isterseniz. Ne durumda, ne yapmak lazım? En kısa sürede nasıl ev sahibi olunabilir, onun da tüyosunu alalım. Şimdi en başta Çanakkale için konuşursam, ne kadar çabuk ev sahibi olursanız o kadar karlı çıkıyorsunuz. Bu evet. İki kere iki dört yani. Evet, üçüne beşine bakmayın, alın. Şimdi söylediğiniz konu çok önemli. Güvenilir firmalarla alışveriş yapmak, yani insanların çok ağzı yanmış gerçekten evet. Bu konuyla ilgili. Tabii müteahhitlik dedik ya, belli bir rant var, belli bir dönüşüm var, hız var. Var. Bundan sonra daha çok olacak. Çok kişiyi cezbetti yani inşaat sektörüne. Yani ben kendim inşaat teknikeriyim. Yani bu işin içinden geliyorum eğitim olarak yani. Kendi mesleğimi yapıyorum. Ama tabii bu öyle bir şey haline geldi ki herkes müteahhit oldu. Yani herkes bu işi yapar oldu. Yani biraz parası olan ya da parası olmayan herkes bu işe girdi. Tabii hani ne kadar rakamlar büyük olursa olsun kar, her işin bir hesabı var. Yani her işin bir maliyeti var. Yani çok ucuza satın alıyorum diye düşündüğünüz bir evin arkasından bir sürü problem çıkabiliyor. Bunların hepsini iyi araştırmak lazım. Yani dediğiniz gibi Çanakkale çok büyük bir yer değil. Yani önce yapmış olduğu projeleri teslim etmiş mi, etmemiş mi, istenilen herkes ölçüde. Herkes birbirini çok çabuk analiz edip tanıyabiliyor. Yani herhangi bir problem çıkmış mı, konutu aldıktan sonra çıkabilecek problemlerde şirket arkasında durmuş mu, bunlar çok önemli. Yani iskanını zamanında almış mı, yani size verdiği sözler yerine getirilmiş mi? Evet. Çok duyuyoruz yani. İşte ben evimi 80 metrekare diye aldım, bir baktım 40 metrekarelik ev verdi bana diye. Yani ilk daha anlaşma aşamasında siz bunların projelerine, metrekarelerine... Proje üzerinden ev almak da sıkıntılı. Şimdi o düzgün firmalardan projeleri çizilmiş. Tabii eğer alıyorsanız sıkıntı yaşamazsınız. Yani sözleşmelerinize dikkat edin. Yani ben bunları her zaman uyarıyorum. Yani alacağınız metrekarelerin yazıyor olmasına dikkat edin. Hangi binanın neresinde işte 3. kat... sağ taraf, sol taraf, işte 8 nolu daire, 10 nolu daire, bunlara dikkat edin. Tam projeyle örtüşüyor mu? Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Ödeme koşullarınıza dikkat edin. Yani belli bir bedeli var tabii. Ne kadar kredi çekebiliyorsunuz? Hani sonradan mesela şunu yaşanıyor. Atıyorum 100 bin liralık bir ev alıyorsunuz. 20 bin lira peşinat vermişsiniz. 80 bin lira kredi çıkar diye bekliyorsunuz. Ama 60 bin lira kredi çıkıyor eve. Ve siz zor durumda kalıyorsunuz yani kendiniz ona göre planladığınız için. Genelde herkes çıkar diyor, yapar diyor, hallederiz deniyor. Hani böyle şeyler duyuyoruz hep ya da yaşayanlar anlatıyorlar. Tabii. Hani bunlara hakikaten dikkat edin. Yani çünkü ev hakikaten hani konuştuk yatırım aracı şey ama bir de gerçekten bütün birikimini veren ya da önündeki 10 seneyi bu yatırıma bağlayan, içinde oturacağı eve bağlayan insanlar da var. Yani hakikaten çok dikkat etmek lazım. Yani alırken... Yapılma şartları, hani güvenilirlik açısından, statik açısından ne kadar güvenebilirim? Satış sonrasında ne kadar ilgilenecek yani problemlerle? Çünkü inşaat sektörü çok problem barındıran bir sektör. Yani her şey dört dörtlük oldu diyemiyorsunuz yani. İlla bir yerde bir aksilik oluyor. Bunların arkasında ne kadar duruyorlar? Yani bunları araştırmak lazım. Ne kadar zamandır Çanakkale'de faaliyet gösteriyorlar? Yani bunların hepsi birer gösterge aslında yani. Sadece referans çok önemli. Biraz çok incelenecek önemli. Yani. Çünkü hani dedim ya... çok uygun fiyatları duyuyoruz, daire satılmış. Yani tabii bu serbest piyasa, bir şey diyemezsiniz. Bedavaya da verebilir, hediye de edebilir ama hani her şeyin bir maliyeti var. Yani maliyetinin çok üstünde. Yani bunu artık herkes biliyor. Herkes bir emlakçı ve bankacı kadar faizlerden ve piyasadan haberdar. Yani doğru. Çoğu zaman bizden bile fazla biliyorlar. Şurada şu ev bu kadar fiyata satılıyor diye. Hani çok büyük fiyat farkı olan dairelerde iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum ben. Faizler konusunda... Şimdi döviz zaten aldı başına gitti dolar olarak. 3 lirayı gördü. Şükür şu anda biraz aşağıya doğru bir seyri var ama hani çok fazla yukarı çıkacağını düşünmüyorum. Zaten uzun zamandır faizler de üst seviyede. Faizlerde de çok büyük. Yani zaten alınabilirlik durumunun üzerinde faizler. Yani bu bir gerçek.
Faizlerin bundan sonra çok daha fazla yükselmesini ben öngörmüyorum. Yani hani birkaç puan yükselir, şey yapar ama şöyle de bir durum var. Geçen seneyle bu sene arasında satışta genel olarak çok büyük bir fark yok. Hatta Ağustos ayı itibariyle bir artış söz konusu. Ama kredi kullanan yani ipotekli satışlar %37'den 34'e düşmüş mesela. Yani nakit alışlar da var. Evet. Bu da Türkiye'de bir emlak balon hani Amerika'daki var. Bunu çürütmüş oluyor tabii ki yani. Hani Evet. gerçekten karşılıksız bir kredi kullanımı yok yani hani şeylerde. Benim dediğim gibi 3-4 aydır bir dolardaki yükselmeden dolayı maliyetler, demiri, çimentosu işte genel bir artış oldu. Bunlar daha yansıtılmadı fiyatlara. Muhtemelen artık seçim sonrası ya da yılbaşı sonrasına fiyatlarda bir artış öngörüyorum. Yani hani genel olarak emlak piyasasında Türkiye genelinde uzmanlara da bakarsanız, incelerseniz bunu öngörüyorlar. Evet. Şu aralar yılbaşına kadar yapılacak yatırımlar bence karlı olacaktır. Özellikle hani üzerine basa basa nasıl söylediniz, güvenilir firmalarla temel aşamasından alımlar her zaman daha karlıdır. Yani çünkü biz hep bunu yaşıyoruz. İnşaata başladığımız tarihteki fiyatımız yüksek olsa bile bitirene kadar düşük kalıyor. Yani alan kazanıyor. Zaman aşımına Alan uğruyor. kazanıyor hakikaten. Evet. Ama gene diyorum güvenilir firmalar çok önemli. Yapacağınız sözleşmeler, anlaşmalar çok önemli. Hangi daireyi, hangi koşullarla, içinde ne kullanılacak, malzemesi ne olacak bunlar önemli. Çünkü dediğim gibi bir kere alıyorsunuz yani Evet. genel olarak oturmak için. Onun için bunlara dikkat ettikleri sürece zaten müşteri bilinçlenirse üreticiler de firmalar da mecburen bilinçlenmek ve düzgün iş yapmak zorunda kalıyorlar. Yani siz beni ne kadar sorgularsanız ben o kadar kendime dikkat etmek zorunda hissediyorum kendimi. Yani böyle Evet. de bir gerçek var yani. Hani Evet. alıcı hiçbir şey sorgulamadan fiyatı ucuz diye ya da sadece beğendi diye bir alışveriş yaparsa bu sefer piyasa çok daha serbest bir hale geliyor. Yani Doğru hani söylüyorsunuz. onun için İnsanın dikkat etmek istekleri de lazım. göreceli. Yani bana çok çok güzel gelen şey diğerine başka bir Tabii şey tabii geliyor, değil tabii mi? tabii tabii Daha tabii. üzerine katlaya katlaya sürekli talepler var. Tabii Kim bilir işte neler istiyorlar, siz çok daha ki. tecrübesiz bilirsiniz yani. İstekler bitmiyor, orasını biliyorum yani. İstekler bitmez. Özellikle hanımlar mı çok sıkıntı çıkartıyor? Ne yapıyor? Ya Artık gerçi beyler de evde oturduğu için şimdi emekliler falan aynı şeyi yapıyorlardır. hanımların ömrünün geçtiği yer mutfak Mutfak. ve banyo hani temizlikle alakalı Aha. olduğu için en çok teferruat da orada olduğu için genelde orada sıkışıyoruz yani. Hani Evet, doğru. normal bir salonda çok fazla bir şey olmadığı için yani işte Doğru. laminatın rengidir genel olarak yapılan şeyler. Hani asma tavan ya da süs ya da böyle niş tarzında bir şeyler olursa onlarla ilgili belki modelle ilgili olabilir ama mutfak ve banyo ile alakalı tabii biraz böyle şeyler oluyor. Peki çok yüzeysel bir soru. Bir yere gittik, ev alacağız. Evi gördük, ettik. Hangi ayrıntıya dikkat etmek lazım? Hazır bir daire, hadi pat diye alalım edelim gibi bir konu çıktı diyelim. Şimdi bununla ilgili daha önce de şey yapmıştık. Ev alacaklara böyle şeyler vardır. Üst kattan ya da zemin kattan ev alıyorsanız yağmurlu günde ya da yağmurdan sonra tercih edin diyorlar. Güzel. Bu Evet, bitiyor. evet. Çatısında akma var mı? İşte Su rutubet alıyor mu? Su basması var basması var mı diye. Öyle bir şey vardır yani. Ben mı? buradan söylemiş olayım. Söylemiş oluyor diyorsunuz. Şimdi tabii evlerin genel kaba inşaatıyla, statiyle ilgili çok tereddüte düşecek bir durum söz konusu değil artık. Yani Biz yapı denetim anlayamayız firmaları. Anlayamaz. zaten. Yani hani anlamak da çok mümkün değil. Orada kullanılan demir donatının aralığının kaç olması gerektiğini, hangi demirin kullanılmasını kaçtık ya da betonun işte C25 mi C30 mu? Hani karşıdan anlamak ya da görerek tadına bakılarak anlanacak bir şey değil. Değil. Projesine uygun mu değil mi yapılmasını anlamak mümkün değil. Mühendislerin ya da yapı denetim firmaları var zaten bunları denetleyen. Çok fazla böyle hani eskisi gibi demirden çaldım, betondan çaldım artık öyle şeyler yok. Çünkü hakikaten denetim yani hazır beton kullanılıyor. Onlarla ilgili çok büyük sıkıntı yok. Biz Altınok Yapı olarak şöyle bir şey yapıyoruz. Binanın yıkım aşamasından teslim edilene kadar fotoğraflıyoruz. Yani işte temel kazılırken ölçüyoruz şu kadar derinlik olması lazım. Evet, Onu şey yapıyoruz. evet. İşte demir donatıların şeylerini çekiyoruz. Kaç ne kadar işte perde beton atılmış onları şey yapıyoruz. Tek tek tesisatının fotoğraflıyorum ki yarın öbür gün bir şey olacağı zaman, kırılacağı zaman hani bir sıkıntı olmasın diye. Bilinsin. Hani elimizde böyle arşiv olarak var. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman gösterebiliyoruz ya da ben bunu müşterilerime sunabiliyorum. Yani hani bu tip şeyler olması önemli eğer yani
ne kadar güven ve şey tabii, değil tabii, mi? Tabii yani şeffaflık önünde, yani bunu kullandık. Aynen. Yarın öbür gün hani içine de yani bunu tabii laboratuvarlarda şeylerle çözülüyor neyin ne oldu. Hani şey değil, sır değil ama hani müşteri açısından ya da bilinçli bir müşteri, inşaat mühendisi ev almaya geldiğini düşünün. Gösterdiğiniz zaman hakikaten bir güven şey yapıyor. Yani hani işte firma ya da kurumsallaşmak bunu gerektiriyor aslında. Yani hani bir şekilde sonuçta evi yapıyorsunuz, boyuyorsunuz, süslüyorsunuz, satıyorsunuz ama içinde ne olduğunu siz bilemezsiniz. Tabii, çok tabii. da ilgilendirmez aslında. Yani sağlam yapmak zorundasın zaten sen bu binayı. Yani onun haricinde binanın genel olarak iskanıyla, ruhsatıyla alakalı yani projesine uygun yapılıp yapılmadığıyla alakalı bir sıkıntı var mı diye bakabilirsiniz. Yani bazı bölmeler, duvarlar iptal ediliyor, işte genişletiliyor yapım aşamasında. Bunlar sonradan sıkıntı çıkartabiliyor. Onun haricinde tabii yatırım olarak ya da oturacağınız yer olarak binanın konumu ya da işte rengi, odaların büyüklüğü genelde tabii biz ayrı mutfak olsun istiyoruz, genel talepler bu yönde. Yatak odamıza en azından bir gardırop ve yatak sığsın istiyoruz. Doğru. çocuk odaları şey değil ama bir balkon olsun istiyoruz. Çok şey de istenmiyor yani. Ya aslında değil ama olması işte parsellerle alakalı sıkıntılar ola ola böyle küçüle küçüle insanlar geziyorlar. Hani küçük geldi işte bu öyle oldu, öteki pahalı geldi derken gene o evlerden birini satın almak zorunda kalıyorlar aslında doğru, yani. Doğru. Ama hiçbir zaman konut kaybettirmedi. Yani yatırdığınız para heba olmuyor inşaat sektöründe, konut sektöründe Çanakkale'de. İnşaat firmasının güvenilirliğine kanaat getirdikten sonra aslında çok büyük bir sıkıntınız yok. Ha şöyle, daha yapım aşamasında aldığınız dairelerle, konutlarla ilgili kullanılacak malzemeye dikkat edebilirsiniz. Yani hangi ürünü kullanacak? Yani bu anlaşmanıza bağlı tabii ki. Yani siz birinci sınıf işte vitrifiyelerde marka söylemeyelim, bir markayı tercih edebilirsiniz. Bunu kullanacak mı, kullanmayacak mı? Yani ısıtma sistemiyle alakalı kombisinin, yani çünkü bunlar baştan konuşulmuyor, sonra üzerine ekleniyor. Müteahhit için de sıkıntı olabiliyor. Yani sözleşme yaparken bunların hepsinin tek tek yazılı olarak açıklanması gerekiyor. Yani çünkü müteahhitler hakikaten bir kişiyle uğraşmıyorsunuz. Yani onlarca, tabii, yüzlerce, tabii, belki binlerce insanla uğraşan müteahhit firmalar var. Yani hepsini tek tek akılda tutmak ya da ben sana şunu yapacaktım, yapmayacaktım demek çok akılda kalmıyor işin açıkçası. Ama yazılı olan şeyler daima önümüzde açtığımız zaman belgeli söz olarak uçar bulunuyor. Yazı kalır değil mi? Evet, aynen öyle. Onun için bunlara dikkat etsinler. Onun haricinde yatırım, yani Çanakkale için biraz daha gelişen bölgelerde yatırım yapmak ilerisi için daha mantıklı. Mesela hastanenin yapılmasıyla, yeni hastane inşaatının herhalde bu 2016'da açılacak diyebiliyorum. Çok az bir süre kaldı. O bölge ciddi bir Çanakkale'nin gözde semti diyeyim olacak haline mı? Geldi. Olmaya başladı. Tabii şu anda yollar yapılı değil. Hani inşaattan bize ne kadar uzak geliyor halbuki yani. Vallahi stadyumun eski bir fotoğrafı var. Çanakkale fotoğrafları. Tabii biz o zaman yaşamıyorduk herhalde. Şeyin dışında kalmış. Şehrin dışında kalmış evet. Yani. Hani onun önünden de şey geçiyormuş, dere gibi bir şey geçiyormuş yağmur yağdığında. İnsanlar karşıya geçemiyorlar. Yani düşünün, stadyum şurada. Evet. Ya da müze, Çanakkale Arkeoloji Müzesi. Orası son durak olarak atlanırdı. Bilirsiniz herhalde. Son durak denirdi. Yok, o kadar hatırlamıyorum. Ben 20 yıldır Çanakkale'deyim. Yani o kadar hatırlamıyorum ama bu en azından plaj tarafının hiç olmadığını hatırlıyorum. Atatürk Caddesi'nde bir evde ilk oturdum ben. Oradaki evimden denizi ayan beyan görürdüm. Hiç ev yoktu. Bir de düşün, iki katlı çok evler değil vardı, yani tek 20 katlı. Yıl önce düşünün. Evet. Ama ben o şimdi baktığım zaman mümkün değil, görünmez zaten. Öyle bir hal aldı. Tabii yani hani şimdi bir de o dönemde mesela işte atıyorum yılı bilmiyorum ama hani 25-30 binlerden 40 bin 50 bine geldi. Yani tabii, rakam tabii, böyle tabii. Çok uzun süre 70 binlerde kaldı Çanakkale'nin nüfusu. Evet. Hani 65 binden 67 bine, 68 bine, 70 bine falan. Şu anda 120 bin. Son 10 senelik dilimde. Üniversitenin işte etkisinin çok büyük olduğunu kabul etmek lazım. Ve daha da geliyor yani hani dışarıdan alanlar. Bir de emekli olan Çanakkale'yi çok seviyor, yerleşmek istiyor. Öğrenciliğinde burada okuyup da kalan çok arkadaşımız var. Yani hani evet. Çanakkale rahat da bir şehir, hakikaten güvenli de bir şehir. Yani bu anlamda baktığınız zaman Çanakkale'de yaşamak çok keyifli. Yani çok. Tabii şimdi o taraflar biraz yürüyüş mesafesinin dışında ama şu
eski merkezdeyim artık. Yani biz de büyük şehir gibi konuşmaya başlayalım. Her yere yürüyüş mesafesi, yani yürüyerek gidebiliyorsunuz. Kordonumuz var, iki tane hatta, orası da canlandı. Çanakkale o yönden çok güzel ama şimdi o taraflara diyorsunuz, orada da başka bir yaşam alanı oluşuyor. Yani mesela Karacaören'e hani, doğru bir yaşam alanı oluşuyor. Orada yani da yaşayanlar günlerce, aylarca bu tarafa gelmiyorlardır, etmiyorlardır falan ya. Hani böyle kopuk yaşamak gibi, keza Karacaören ne kadar uzaktı. Ya tabii şurası yani. Şimdi birleşti, Kepez birleşti. Artık Güzel Yalı bile bana çok uzak gelmiyor yani. Biz şimdi yani böyle diyoruz ya Gülçin Hanım, şimdi İstanbul'da büyük şehirde yaşayanlar için hani biz ya Kepez çok uzak. Tabii, yani Kepez'den buraya gel git deyince insanlara çok komik şaka geliyor yani, şaka gibi geliyor yani. Bir gün içerisinde 1,5-2 saat yolculuk yapan insan, biz neredeyse 3 saatte İstanbul'a gidiyoruz. Ama adam o kadar işine gidiyor. Ama şartlar burada böyle, yapacak bir şey yok. Oradan buraya işte otobüste gelene kadar merkezde aynı tabii, şartlarda bunlar da hayatın şeyleri, gerçekleri. Yani şimdi insan ev alırken bunlara da çok dikkat ediliyor. Yani bunların tabii, pazarlığını tabii, biz birebir duyuyoruz. Yani şimdi Kepez ya da Esenler'de ev alacağım diyor. Oradan aşağı işte iki tane çocuğum var, okula inecek, dolmuş parası. İşte ben ineceğim, eşim çalışıyor. Ciddi rakamlar yapıyor bunlar tabii, yani. Tabii, hani tabii. Düşündüğünüz zaman aynen merkezde öyle oturmak avantaj tabii, daha o yönden. Daha karlı geliyor. Evet. Ne yapacaklar? Onlar da alıp orayı kiraya verecekler. Yine merkezde oturacaklar. Yine kar edecekler yani. Her türlü kar kişi, inşaat aynen, sektörü. Aynen öyle. Aynen öyle. Israrla ve üstüne basa basa söylüyoruz. Konut alın. Konut alın. Peki şöyle de bir durum var. Şimdi genelde baktığımız zaman maalesef ki asgari ücret gibi bir gerçek var. Şimdi asgari ücretle yaşayan insanlar zaten ev sahibi olamaz değil mi? Yani sadece kaç kişi çalışırsa çalışsın olabilir mi? Sadece asgari ücrete bakarsanız evet yani hani olamaz. Zor. Şimdi o sınıfı sınıflandırdık. Maalesef ki ev sahibi olamazlar. Onlar kirada oturmak mecburiyetindeler hayatları boyunca. Biraz daha üste gittik. Çanakkale'nin şansı ailelerin destek olması. Evet. Yani çevre köylerde yaşayan ailelerin çiftçilikle uğraşması, hayvancılıkla uğraşması, tarımla uğraşması ve burada oturan işte aile bireylerini destekliyor olması ya da oradaki tarlasını satıp buradan bir şeyleri yapabiliyor olması. Bir ya da şöyle diyelim, kendi hayat koşullarında, kendi çalışma şartlarında bir kişi konut alabilmek için şu an ortalama ne kadar konutlar? 2+1 üzerine konuşalım. 2+1 konutların şu andaki değeri 150 bin ile 200 bin arasında değişen fiyatlar. Büyüklüğüne, konumuna göre değişiyor. Pek artmış. Biraz artmış. Pek artmış. Ne yapmak lazım? Ne kadar bir birikim yapacak? Nasıl alacak, nasıl alamayacak? Şimdi kredi kullanacak olarak, yani kredi kullanacak bir kişiyi varsayarsak zaten ekspertiz bedelinin, yani konutun fiyatının %75'ini alabiliyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki en az %25 birikime sahip olmanız gerekiyor alabilmek için. Bunun masraflarıyla ilgili biraz önceki konuya bunu da ekleyelim. Satış masrafını kim yapacak, ruhsatı kim alacak, işte kombisi takılacak mı? Bunlar hesaba bazen konulmuyor. Yani ya unutuluyor ya şey yapıyor. Bu dediklerimiz de hani 4-5 bin lira, 10 ekstra bin lira çıkıyor gibi bir rakam çıkıyor. Yani sadece buna endekslediğiniz zaman kendinizi, hani %25 birikimim var, gene 100 bin lira üzerinden konuşalım. 25 bin lira birikimim var, 75 bin lira kredi çekeceğim dediğiniz zaman zaten o krediyi 75 bin lira olarak alamıyorsunuz. İçinden kesintiler oluyor. Sadece ona güveniyorsunuz. Evet. 73-72 neyse yani o kesintiye göre bir para geçiyor elinize. Bir de bu masraflar düşününce çok zor durumda kalanlar oluyor. Vazgeçebilmek, yani sözleşme de yapmışsınız, bu durumlara da dikkat etmek lazım. Anladım. Bir kere birikim olması gerekiyor hakikaten. Şimdi hani hep konuşulan ya da geçim zorluğu sıkıntısı çekiyoruz dediğimiz bir şey var. Hani bu yanlış anlaşılmasın ama herkes ev sahibi olur diye bir kanun yok. Herkes araba kullanır diye bir kanun yok. Yani hani şimdi gelirinizle doğru orantılı yaşayabilmek. Herkes iyi evde oturamaz. Keşke böyle olsaydı. Ya şey olarak keşke sahip olsaydı, olabilmek için. Tabii ki yani ben isterim herkesin, Türkiye'de yaşayan herkesin o demin bahsettiğimiz gibi akıllı, süper zekalı evlerde otursunlar. Yani ben eminim gönül şu anda ister bizi yani izleyip de hani o kadarını istemeyip hani sadece başımı ya sokacak kendi evim olsun diyen insanlar çok. Bununla alakalı şey yapacağım çok. Yani oraya geleceğim. Hani genel olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Konut fiyatları çok yani çok ucuz, böyle hani şuraya gittim bir ev aldım geldim denilecek şekilde değil tabii ki. Yani belli bir birikim gerekiyor. Ama ben şunu gözlemliyorum son zamanda. 2+1, 3+1 ev almak istiyorsunuz. Ama paranız yok. Evet.
dediğim gibi uygun fiyatlı, güvenilir firmalardan temel aşamasında aldığınız zaman zaten bir 10 bin, 20 bin, 30 bin neyse yani o zamanın satışına göre bir karınız oluyor. 1+1 ve daha ufak evlerle bu işe başlayabilirler. Hmm. Yani benim tavsiye niteliğimde. Yani şimdi evet. 200 bin lira vermek hakikaten kolay değil. Yani bu şimdi konuşuyoruz ama kimse için kolay değil. Yani bir anda çıkartıp da 200 bin lira vermek yani ev aldım, oturdum diye evet. borçsuz, harçsız her şeyini de yaptım diyen çok az insan var hakikaten hmm. yani. Böyle olunca da bir yerlerden başlamak lazım. Yani hani bir anda konut sahibi olacak diye bir şey yok. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani ben doğru söylüyorsunuz. Yani en işte alt aşamadan ben 3+1 istiyorum ama bugün istiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz değil. Yani çünkü hayatımız aşama aşama yükseliyor tabii. zaten. Yani ihtiyaçlarımızı hedef tabii. ilerlemek şimdi lazım. Şimdi herhangi bir yerden uygun fiyatı olabilir ya da işte temel aşamasında alacakları bir daire. Hatta şöyle yapanlar var. Yani o dediğim gibi anlaştıkları peşinatı müteahhit firmayla anlaşıp ödeyip İnşaat tesliminde kredi kullanacağım diyorlar. O zamana kadar satanlar var. Yani fiyatları afaki konuşuyorum. 100 bin liraya almışsınız daireyi. Temelden atıyorum %25'ini peşini, %30'u ne anlaşmışsanız peşinatını vermişsiniz. Daire bitene kadar, tamamlanana kadar müşterisini bulmuşsunuz. 110'a 120'ye satmışsınız. Yani o parayı, yani para. O yüzden ben ısrarla konut alın diye söylüyorum. Yani bir kere de alacaksınız diye bir şey yok. Yani o bağladığınız parayla çevirebilip yani biraz analitik olarak düşünmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Bunu düşünen yoktur ya da azdır. Var bu şekilde yapanlar ama yani ama işte, herkes hani, işte 100 bin lira param var bir daire azdır. Alayım kazanayım diye düşünüyor. Yani ileride yani 3 sene 5 sene sonra ev alacakları için ben yakın çevreme ya da eşime dostuma bunları tavsiye ediyorum. Yani evet. sonuçta bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Yani bunu bu şekilde yapması bana da kazandıracak. Buraya da kazandıracak yani şehrimize tabii, de kendi de para kazanacak. Yani kazan kazan yani hakikaten bu durumda. Bu yöne bu yola başvurabilirler yani tavsiye ederim ama birikim yapacağım derken hani sürekli altını çiziyorum güvenilir firmalar. Yani bir iş yapalım, kaş yapalım derken göz çıkarmasınlar. Yani çıkarmayalım. Onun için güvenilir firmalardan yapılacakları alışveriş özellikle niyeti olanlar için ekranı başındaki izleyenlerimize bu zaman dilimi çok uygun. Yani dediğim gibi yılbaşından sonra hani böyle bir sıkışmışlık var yani bir satışlar olarak. Herkes bir kendini çekiyor, dur bakayım seçim ne olur diyor. Öyle bir durumda yatırım yapmaları çok büyük avantaj sağlayacaktır. Yani bugün 1+1 alır, onu satar, onun peşinatıyla 2+1 yapar, onun ödemelerini düşünür. Yani gitgide alacağı eve doğru yaklaşır. Yani evet. bir yerden başlamak lazım. Yani şöyle düşünelim, zaten kirada oturuyorum. Yani evet. hani ilk 2 sene daha oturabilirim ama yaptığım birikimleri bu tarafa aktararak işte 10'a aldığımı 12'ye satarak, 12'ye aldığımı 14'e satarak çünkü niye bunu bu kadar rahatlıkla konuşabiliyorum? Bugüne kadar konut hiçbir zaman geriye gitmedi. Yani özellikle bu Çanakkale'ye de hiçbir zaman geriye gitmedi. Yani evet. aldığınız üzerine katıyor. Aksine kiralar yükseldikçe tabii, insanları tabii, daha tabii, cezbediyor tabii. yani ya, almak. Şunu söyleyeyim yani hem... Karşıdaki seyreden, bizi seyredenlere de bir şey olsun. Mesela bir tane 1+1 alacak parası olan yatırımcı 2 tane alıyor. Elindeki bir daire parasının yarı yarı peşinatını veriyor, 2 tane daire alıyor. Yani bittiği zaman zaten bir tanesinin parasını vermiş oluyor. Diğerine kredi çekerek kendi şeyiyle, kirasıyla zaten. Ödetenler var. Yani bir ev alabilecek paraya sahipken 2 ev sahibi olabilirsiniz. Yani evet. ben bunları özellikle irdelemek istiyorum. Çünkü Çanakkale hızla büyüyor. Yarın öbür gün özellikle bizim buralı hemşehrilerimiz buradan mal mülk sahibi olursa çok daha mutlu oluruz. Evet. Yani burada yabancı kalmayalım. Yani bir şekilde yatırım yapsınlar onlar da. Yani kendi evleri olsun. Çünkü fiyat Çanakkale geliştikçe fiyatlar yukarıya doğru gidecek. Yani, yani. Bir evimiz yok denmesin. Hani şu anda imkan var. Yarın evet. öbür gün büyüdükçe fiyatlar da daha da artacak. Yani hep diyoruz zamanında şuradan bir yerimiz olsaydı bunları hep konuştuk. Tabii, yani tabii, ya buraları bedava satılıyordu. Burayı işte, işte bana verdiler de almadım. Şurası bunları, sazlık, şurası otluktu çok falan. Çok duyduk bunları tabii, yani. Tabii. Ve şu anda daha hızlı ilerliyor. Çok daha hızlı ilerleyecek. Yani 40 bin nüfuslu bir şehrin büyüme ivmesiyle 120 bin nüfuslu bir şehrin büyüme ivmesi bir değil. Şurada köprünün temel işte ayaklarının şeyi atılmaya başlasın biz anlayamayacağız Çanakkale'nin aynen ne kadar öyle. Büyük olduğunu yani aynen ne kadar öyle. Çabuk geliştiğini ve biz burada yabancı kalmayalım diye bunları söylüyorum. Yani zaten yer itibariyle de Lapseki ile bayağı birleşecek tabii, öyle yani buradan bütünleşecek. Gidiyor uzuyor yani Çanakkale evet. çok büyüyor yani burada yer sahibi olmak
yarın öbür gün işte çocuğumuza bırakabileceğimiz en büyük mirasımız olacak. Doğru. Yani hakikaten bunları düşünmek lazım. Ve şu anda işte 80'e, 100'e, 120'ye aldığımız yerler, konutlar, gayrimenkul neyse yani hani yatırımlar yarın öbür gün bunun iki katı, üç katı değer kazanacak. Yani bu kesin hani çok aksi bir durum olmadıktan sonra bunun gidişi, seyri bu şekilde yani. Doğru. Onun için sadece güvenilir firmalarla yapacağınız sözleşmelere dikkat ederek birikim olarak hani kenarda olan, çünkü bizde şöyle bir toplumuz, illa bir yerde bir altın, bir yerde bir kenarda bir şekilde çıkıyor. Yani ben bunu görüyorum. Hani hiç param yok diyen insandan bir 15-20 bin lira çıkıyor yastık altı parası. Aynen öyle oluyor. Hani bu şekilde değerlendirilebilir. Ben bunu tavsiye ediyorum. Yani hani çünkü hakikaten kazanacaklar. Yani hani dolar bir çıkıyor bir iniyor, altın işte tam para lazım olduğu zaman hep de öyle olur nedense. Yani para lazım olduğu zaman işte bir altın almışsınızdır, döviz almışsınız, düştüğü güne denk gelir sizin ihtiyacınız olduğu zaman. Genelde öyle olur nedense. Ya da bize yetmez zaten o. Yüksektir ama bize yetmez. Yani ya da öyledir, beklersiniz. Düştü, aynen öyle, şey aynen yaparız. Öyle. Yani o yüzden konut her zaman kazandırıyor. Satmasanız kiraya verebiliyorsunuz. Yani konut, konut, konut dedik hep. Şu açık yürekli sohbetinizden gerçekten çok sıcak bir sohbetiniz var. Önce onu söylemek istiyorum. Bu açık yürekli sohbetinizden siz referansınızı da zaten verdiniz. Bütün kriterlerinizi de verdiniz. Nasıl çalıştığınızı zaten kendinize ispat ettiniz. Ben artık Çanakkale'liyim. 20 yıldır burada yaşıyorum. Benim bildiğim ender kişilerdensiniz. Yani tabii... Değerli izleyicilerimiz, tanıyan o vardır, tanımayan vardır. Şu anda bizi internet üzerinden başka illerden, başka şehirlerden izleyenler vardır. Eğer ki irtibata geçmek istiyorlarsa, onlar da Çanakkale'de bir ev sahibi olmak istiyorlarsa, sizden ya da bir başkasına hiç fark etmez. Gelip danışabilirler, gelsinler sizinle tanışsınlar. Soruları vardır, benim şu anda aklıma gelmeyen sorular vardır. O soruları sormak istiyorlarsa gelsinler, danışsınlar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen ekleyin. Bu konuyla ilgili ben burada yaşayan hemşerilerime de ya da buradaki eşimize, dostumuza da kesin açık yüreklilikle söylüyorum. Altınokyapı'ya rahatlıkla gelebilirler. Bizden alışveriş yapmaları önemli değil. Evet. Akıllarını biz zaten bunu yapıyoruz. Yani hani yatırım hiç önemli değil yani benden ondan yani buradan. Sadece her zaman bu konuştuğumuz şeyleri tekrarlıyorum. Güvenilir olsun. Evet. Yani alırken güvenilirliğine bakın. Bir şey değerinin çok altındaysa bir soru işareti olsun kafanızda, araştırın. Bunları söylüyoruz zaten. Yani o konuda dışarıdan olabilir, telefonla arayabilirler. Hakikaten açık yüreklilikte her zaman... yapabildiğimiz kadar yani yetebildiğimiz kadar hizmet etmeye hazırız yani her zaman için. Ne mutlu ne güzel. Son olarak da güzel bir gün. Evet. faydalanmak da lazım günden. Çanakkale'miz çok güzel bir yer. İnşallah daha da güzel şeyler olacak Çanakkale ile ilgili. Öncelikle tabii yaşadığımız yerin değerini biz bilmeliyiz. Yani Çanakkale'nin değerini biz bilmeliyiz. Yani başkalarından bir şeyler beklemek, hükümetten, devletten, belediyeden, işte dışarıdaki yatırımcıdan bir şeyler beklemek çok kolay. Tabii. Biz kendi kendimize burada şehrimize değer katarsak zaten bir anlamı oluyor. Yani markalar, yani bütün üretici için Çanakkale bir marka olması lazım. İsmi hakikaten büyük, içini doldurmamız lazım. Bunun için hakikaten Çanakkale'lilerin canla başla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani Çanakkale'mize sahip çıkmamız lazım bu anlamda. Gelişiyoruz çünkü yani büyüyoruz yani. Bir Kesinlikle. Şekilde bizim buradaki insanlarımızın da bir şeylere sahip olması lazım. Yani yatırım yapmaktan, girişimci olmaktan korkmamak lazım. Sadece kendi çocuğun değil karşısındakinin çocuğunu da düşünerek hareket etsin herkes. Yani bir şekilde taşın Gelince. Altına elini koymak tabii, gerekiyor. Yani şimdi ben burada sizinle daha önce de program yaptık. Sıfırdan başladım yani inşaata. İnşaat sektörüne. Yani borçlarımız var, ödeme yani sıkıntıları çekiyoruz, iş yapıyoruz, paralarıyla ilgili yani tahsilatlarla ilgili çeklerimiz var. Yani çok rahat bir şekilde hani o filmlerde olur ya holding binalarında hani oturuyorlar sadece bir yemeğe gidiyorlar, bir toplantıya, öyle bir hayat yok yani. Burada kimsenin yok Çanakkale'de öyle bir hayat. Yani herkes bir şekilde uğraşıyor. Bütün firmalar sıkıntı çekiyorlar. Yani ne güzel ki kucak açıyorsunuz. Sözünüzü kestim. Bir firma sahibi, isim vermeyelim hiç. Hiç unutmam. Parası olmayan gelmesin bana dedi. Parası olan cebine koysun, çıksın, gelsin. Bu kadar basit dedi. Çok enteresan. Hiç unutmam. Yara gibi olmuştur içime. Hiç unutmam. Ne güzel ki siz öyle bir şey söylemiyorsunuz. Ya da hiç, şimdi, yani kolay değil. Bunu da söylemek de kolay değil açıkçası. Ya o tabii yanlış bir söylem olmuş. Yani her şey para değil hakikaten. Yani paranın
Tabii ki ticaret. Tabii ki biz bir maliyet karşılığında bunları yapıyoruz. Bir şekilde evet. para kazanıp hayatımızı sürdürmek tabii ki, zorundayız. Tabii Bunlar ki. Hayatın gerçekleri. Ama, ama o kadar her şey para değil. Yani her şey para değil. Yani hep onu diyorum. Yani benden alışveriş yapan insanlar da ya da şey yapar. Alışveriş çok basit. Hı hı. Ama ucuz ama pahalı. Ben size bir şey satarım, alırım, cebinizdeki parayı alırım. Bu çok basit olan bir taraf. Hı hı. Önemli olan bu alışverişten sonra beraber oturup hoş sohbet, bir çay içip muhabbet edebiliyorsanız işte en büyük zenginlik bu. Aynen. Yani ama maalesef tabii yani maddiyat o kadar çok ön planda yaşanıyor ki. Evet, istersen. Biraz bunu kaçırıyoruz. Yani işte hani birbirimize biraz önce dedim ya o enerjiyi yakalamak için biraz daha dikkat etmek lazım. Yani herkese cebindeki parayı alayım gözüyle bakmamak lazım. Yani bu yanlış bir şey. Yani hmm. sonuçta biz bunu yaşıyoruz hakikaten. Yani bizim tadilat işimiz de var. Evet. İşte geliyorlar, soruyorlar. Biz burada da diyoruz bakın işte dikkat edin, bize yaptırmanız önemli, bunu böyle yapın diye. İnanın o insanlar geri geliyor biliyor musunuz? Yani tabii. Bize iş yaptırmıyorlar, başkasına yaptırıyorlar ama o sıcaklık ya da o güvenilirlik size bir şekilde etki ya da tavsiye ediyorlar. Bir şekilde o parayı kazanıyorsunuz demek istedim. Yani o dediğiniz güveni sağladığınız zaman insanlar sizi yapınca, bırakmıyor. Hakikaten yani. Yani en zor durumunuzda bile bakıyorsunuz bir müşteri gelmiş ve o günü rahatlıkla geçirebiliyorsunuz, kurtarmış oluyorsunuz yani hakikaten. Hep eskiler söyler yani güven, dürüst esnaflık diye. Hani dürüst insan zor kazanır ama iyi kazanır, sonunda kazanır diye. Hmm. Sonuçta karşıdaki insan da yani sizin gibi birisi. Siz burada bir daire satıyorsunuz ya da bir iş yeri sahibisiniz diye üstün bir insan olmuyorsunuz yani. Evet. Parası olan gelsin parası. Tabii ki kimse bedavaya mal vermeyeceksiniz ama yani belki bir konuda danışacak. Dediğim gibi bana bir akıl verecek. İşte yani. O tevazu konuşma, aradaki ses tonu belki, karşıdakine kıymet verme bunlar önemli. İnşallah yani ben dediğim gibi çok program yaptım. Artık ben bile sayısını bilmiyorum. Hele ki İş Dünyası programının sayısını bilmiyorum ama ona rağmen... Çok kıymetli insanlara ayırmışımdır yani hani vardır ya o çekmeceye birilerini diğer çekmeceye birilerini koyarsınız ya o yüzden hani bu tabii insanlar bilmezler ama ben bilirim. Evet. Ben bilirim. Evet. Bu dilimiz var ya kimin hakkında ne konuştuğumuz o da çok önemlidir. Tabii, küçük tabii. yer dilin çok çabuk, yok. Çok çabuk yayılır duyuluyor, eder duyuluyor, o yüzden evet. hani hep iyi şeyler konuşabilelim. Değil mi? Bunun için de karşı tarafa da iyi davranmak lazım. Karşılıklı diyaloğun iyi sağlanması lazım. Küçük bir yerde yaşıyoruz. Lazım. Yani bugün tabii, hani tabii. yaptığınız hemen geri dönüyor. Yani aynen öyle. Öyle aynen bir aylar öyle. Falan sürmüyor yani. Anında öyle. Duyuluyor ve anında geri geliyor. Yani hı-hı. kalp kırmak çok basit. İnsanları rencide etmek çok basit ama toparlamak çok zor hakikaten. Yani hı-hı. bunu kendimize görebilmemiz lazım. Yani kimseyi kırarak ya da kimsenin üzerindeymiş gibi göstererek bir şeyler yapmanın hiçbir anlamı yok. Yani ben bütün Çanakkale'deki daireleri ben yapıp satacağım diye bir şey yok ki yani. Doğru. Öyle bir şey yok yani hani evet. Bu hırsa bürünmemek lazım. Hırs tabii ki olacak bir şekilde işi yapabilme adına. Yani ben de uğraşıyorum, ben de yer almaya çalışıyorum, ben de satmaya çalışıyorum ama hı-hı. hani o, bazı değerlerimiz var bizim. Yani onları kaybetmemek lazım. Yani o değerleri kaybetmemek lazım. Ne mutlu, ne mutlu. O işte dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, o maşınganın üzerindeki kesen tadını alanlar böyle oluyor galiba. Vallahi canım çekti. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Bu sabah çok güzel böyle keyifli bir sohbetle izleyicilerin karşısında olduk. Sıcak bir sohbetti. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah çok çok daha güzel işleri paylaşalım İnşallah. Buraya. Gelinde. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Gerçi zaten çok şeyi paylaştınız siz Çanakkale ile ama inşallah bundan sonra çok daha iyileri i̇nşallah, olsun. İnşallah. Yine de hatırlatalım. Sormak istediğiniz, evi almak istiyorsanız eğer ya da evinizi tadilat ettirmek istiyorsanız, tabii, elinizdeki tabii. mevcut yapıyı yenilemek istiyorsanız her türlü Altınok Yapı'ya gidip Alper Bey ya da çalışma arkadaşlarına gidip bilgi alabilirsiniz. Onun notunu verelim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yaptığınız evler ellerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun sağ herkese olun. İnşallah. Herkese iyi günler diliyorum sağ ben olun. De. Mutlu günler. Evet yarın sabah, bugün Cuma'ydı. Yarın sabah yok. Yeni haftada yeni bir programla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle bakalım.